9 Ocak 2024 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne'de hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesinin ardından etkili olan kuru soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren şehrin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde ise dondurucu soğuk etkisini gösterdi. Soğuk hava dolayısıyla kentin en kalabalık olan caddelerinin de boş kaldığı görüldü. Vatandaşlar Edirne'nin kuru soğuğu ile meşhur olduğunu ifade ettiler. Tabii ki bu mevsime kadar havalar güzeldir ama şartları kış mevsimine uygun değildi. İlerlerde kuraklık yaşayabiliriz iklim değişiklikleri olduğu için. Bu mevsimde karın olması gerekir. Yani Edirne'mizde. Ama Balkanlardan gelen soğuklar yükseklere uğruyor şu anda. Biz Edirne kar konusunda mağdur kalıyız. 50-60 sene kışların öncesine göre normaldir bu hava. Yani bahar havası gibi. Tabii ki derece düştü biraz. Karı gelmesini dört gözle yuvarlanalım üstüne. Bu yaşta kar üstünde gezmeyi, yuvarlanmayı çok severiz. Soğuktan vallahi sabah çıktım, akşam kalkınca baktım bu sabah sıkı giyindim. Meşhurum sıkı giyinmeye. Yıllardan beri soğuk olmuyor ve bilhassa Balkanlardan gelen soğuk bu Edirne için, Trakya için bir Sibirya yani kuru soğuk. Senelerden beri kar yağma yaşanan neden? İklimlerin değişmesi, dünyanın değişmesi, iklim. Yani ne bundan 50-60 yıl önce daha kışlar oluyordu. Aşağı yukarı 40 santim, 50 santim kar oluyordu. Eski kışlar yok. Ne kar var? Yani bir öyle bir şey ki kuru soğuk, dondurucu soğuk. Yani mevsimler kış kış olmuyor, yaz yaz olmuyor. Bugün hava yeni soğuk. Akşamda bir kar serpiledi ama kar yağsaydı daha da iyi olur. Hiç olmazsa mikropları temizlerdi. Kar yağması çok çok iyi ama yağmadı. Çok bir serpinti. Saat aşağı yukarı bir gece 2 sıraları başladı. 1,5-2 sıraları başladı. O yönden kuru bir soğuk hala devam etti. İnşallah kar yağsın da. Beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesinde başladı. Edirne'de uzun süredir beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde Keşan ilçesinde etkili oldu. Esnaflar kaldırımları kaplayan karları temizlerken çocuklarsa okul bahçesinde kar topu oynayarak anın tadını çıkardı. Edirne Valisi Yunus Sezer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında bu değerli mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren, ilimizin tanıtılmasına, gelişilmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum ifadelerine yer verdi. Edirne Valisi Yunus Sezer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Sezer tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Milletimizin gözü, kulağı, müşterek sesi olan basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak tarafsız, bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, elde ettiği bilgileri kamuoyuna objektif, ilkeli bir biçimde yansıtma ve toplumu aydınlatmalarıdır. Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevi yerine getiren ve zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelendirilen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının günden güne arttığı günümüzde bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızla geliştiği günümüz dünyasında gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Bu duygu ve düşüncelerle geçtiğimiz günlerde elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Berk Söylemez ve edebiyata intikal eden tüm gazetecilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu değerli mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren, ilimizin tanıtılmasına, gelişilmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında "Unutmayalım ki güçlü bir demokrasi, özgür ve tarafsız bir basınla güçlenir. Toplumumuzu aydınlatma noktasında kritik bir rol oynayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Gürkan tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın milletin müşterek sesidir" sözü, basının toplumu aydınlatma misyonunu en güzel şekilde ifade etmektedir. "Biliyoruz ki basının görevini özgürce yapabilmesi ve amacına ulaşmasında basın hürriyetinin büyük bir önemi bulunur. Basın, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, karşılaştığı zorluklara rağmen demokrasinin denetim organı olarak önemli bir işlev görmektedir. Gazetecilerimiz bu toplumun önemli bir gücüdür. Milletin gerçek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, topluma yön veren ve sadece ve sadece gerçeği ayna tutan önemli bir rehberdir. Uzman, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını benimseyen gazetecilerimiz, demokrasimizin temel taşlarından biridir. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın artan etkisi, doğru ve tarafsız bilgiyi daha da önemli bir hale getirmiş ve bu doğrultuda basın mensuplarımızın üzerine düşen sorumluluk daha da artmıştır. 10 Ocak kıymetli gazetecilerimizin özverili çalışmalarının ve basın özgürlüğünün önemini vurguladığımız bir gündür. Basın mensuplarımızın cesaretini ve kararlılığını takdir ettiğimiz bu önemli günde basın ve düşünce özgürlüğünün önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması ve basın çalışanlarının haklarının yüksek standartlara kavuşturulması en büyük temennimizdir. Hiç kuşkusuz özgür ve tarafsız basın ülkemizin demokratik gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Unutmayalım ki güçlü bir demokrasi, özgür ve tarafsız basınla güçlenir. Toplumumuzu aydınlatma noktasında kritik bir rol oynayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Meslek hayatlarında başarılar diliyor. Görevleri başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "10 Ocak gerçek anlamıyla kutlanacak bir gün olmalıdır. Bu da ancak gazetecilerin özgür, güvenceli ve insancı koşullarda çalışabilmesiyle mümkün olur" ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Yazgan tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. "Gazeteciler işsiz, gazeteciler tutuklu, gazeteciler baskı altında. Ama ne iktidar bunun farkında ne de yandaş basın. Yaşanan tüm bu zorluklara ve baskılara rağmen yerel gazete imtiyaz sahibi olarak yaşadığımız tüm sorunların farkında olarak tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, daha özgür, daha bağımsız ve demokratik bir Türk medyasının varlığına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye basın özgürlüğü sıralamalarında dünyada en gerilerde yer alıyor. Hakkında dava, soruşturma açılmayan muhalif gazeteci yok denecek kadar az. İşsiz oranının en yüksek olduğu sektör medya. İşsiz olmayanlar da güvencesiz ve siyasi baskı altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Gerçekleri yazan, aktaran gazeteler, televizyonlar, internet siteleri bir bir kapatılıyor. İktidarı rahatsız eden tüm içeriklere anında yayın yasakları getiriliyor. Gazetecilik dört bir yandan iktidar tarafından kuşatılmış durumda. Biz biliyoruz ki onların söylediklerinin değil, söylemediklerinin, gösterdiklerinin değil, gizlediklerinin haber olduğunu bilen ve bunun için mücadele eden gazeteciler var. İktidarın kuşatmasını tüm risklerine rağmen aşan gazeteciler var. İşkenceyi, talanı, yalanı araştıran ve halka sunan gazeteciler var. İşte hakikatin peşinde olan bu meslektaşlarımızın varlığı, bu ülkenin gelecekteki özgürlük ve demokrasimizin umududur. Gazetecilerin sustuğu, boyun eğdiği, biat ettiği bir ülkede gerçeğe ulaşmak imkansız hale gelmektedir. 10 Ocak gerçek anlamıyla kutlanacak bir gün olmalıdır. Bu da ancak gazetecilerin özgür, güvenceli ve insanca koşullarda çalışabilmesiyle mümkün olur. Bizler hakikatin izinden ısrarla yürümeye devam eden tüm basın emekçilerini selamlıyoruz. Çalışan, çalıştırılmayan, rehin tutulan, sürgün edilen tüm gazetecilerin 10 Ocağı bayram gibi kutlayacağı, özgür basın ve demokratik bir ülke için her alanda birlikte mücadeleyi büyütmeliyiz. Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir şahıs Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jasat Dedektifleri tarafından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı olan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde şüpheli bir şahsın üstünde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Enez ilçesi Karaincirli köyünde ekipler tarafından icra edilen uygulama esnasında şüpheli bir şahsın üstünde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat yapıldı. Son dönemde yaşanan salgın hastalıklar kış çayına olan talebi arttırdı. Son dönemde yaşanan salgın hastalıklar ve buna bağlı olarak öksürük krizleri vatandaşları kış çayına yöneltti. Son dönemde satışların oldukça arttığına dikkat çeken Aktar Gökhan Baras, kış çayının paketini 40 liradan sattıklarını ifade etti. Geçmeyen bir öksürük var. Bulaşıcı hastalık gibi herkes öksürüyor. Bu öksürüğe karşı verdiğimiz kış çayı ve kozalak macununu veriyoruz. Hem öksürük krizlerinde kullanılıyor, aynı zamanda da akşamları keyifli bir çay yani. Normal çaydan daha iyi. Tüm bitkiler var içinde. Kış çayı diye geçiyor. Ihlamuru, ada çayı, papatyası, kuşburnu, zencefil, zerdeçal, tarçın, bunların hepsi var içinde. Tek yapması gereken biraz limonla beraber demliyor. Süzdükten sonra içine bal koyarak, özellikle çam balını tavsiye ediyoruz. Çam balı koyarak sıcak sıcak içiyorlar. Bu salgın hastalığa birebir. Bir de öksürük krizleri. En çok dediğim gibi kozalak macunu. Ama doğal antibiyotik birimiz propolis'i de sabahleyin bir bardak suyun içine 5 damla damlatıyor ve içiyor. Doğal antibiyotik yerine geçiyor. Bağışıklığını güçlendirmesi adına. Hastalığını hani biraz daha çabuk yensin ya da hasta değilse hastalanmasın. Kış çayının fiyatı 40 lira. Kozalak macunumuz 150 lira, 300 küsur gram büyük kavanoz. Propolis'imiz de 75-80 lira. En çok hızlı gidenler bu sıralar bu hastalık için. Çocukların suça sürüklenmemesi ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesi Kırca Salih İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti icra edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesi Kırca Salih İlkokulu öğrencilerine çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve 112 ihbar hattının doğru kullanılması maksadıyla eğitim faaliyeti icra edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde ikamet eden vatandaşlara temel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri tarafından Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde ikamet eden vatandaşlara temel trafik kuralları, traktörlerde ROPS demirinin kullanımı ve önemi, tarım araçlarında üçgen reflektör ve dönerli flaşör lamba kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve reflektif yelek kullanımının önemi konularında eğitim verildi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert ortalama 8 lira 70 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlı kise en düşük 15 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 78 kuruş, ortalama 16 lira 5 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 109 lira 80 kuruş, en yüksek 173 lira, ortalama 156 lira 64 kuruş. Düve en düşük 106 lira, en yüksek 154 lira 80 kuruş, ortalama 140 lira 30 kuruş. İnek en düşük 76 lira 20 kuruş, en yüksek 138 lira 20 kuruş, ortalama 114 lira 19 kuruş. Koyun en düşük 88 lira, en yüksek 113 lira, ortalama 94 lira 69 kuruş. Süt kuzusu en düşük 165 lira, en yüksek 192 lira, ortalama 174 lira 32 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava kar yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 4 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu.
Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Şükrüpaşa Mahallesi, Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, numara 11'deki Derdiman Eczanesi. Saraçlar Caddesi, numara 9'daki Güven Eczanesi. Serbest piyasada dolar 29 lira 94 kuruştan, euro 32 lira 79 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1959 lira 44 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 7753 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.